arkadaşlar, bu dersimizde sizinle birlikte dokunmatik sensör nasıl kullanılır buna bakacağız ve küçük bir uygulama yaparak da bunu test edeceğiz arkadaşlar. İlk önce dokunmatik sensör nedir, bundan bahsedelim. Dokunmatik sensör arkadaşlar, üzerinde yuvarlak bir bölüm var. Buraya herhangi bir temasta bulunduğumuzda ne yapıyor? Bağladığımız dijital pin üzerine bir sinyalini gönderiyor. Yani burayı yüksek yaparak ve bunu da bir koşul içerisinde kullanarak arkadaşlar istediğimiz işlemleri yapabiliyoruz. Dokunmatik sensörde arkadaşlar toplamda 3 tane pin bulunuyor. Bunlardan bir tanesi GND pini. Bunu Arduino üzerinde GND'ye bağlıyoruz arkadaşlar. Ortadaki VCC pini. Bunu da arkadaşlar yine 5 volt pinimize bağlıyoruz. En sonunda da arkadaşlar IO pini. Bunu da nereye bağlayacağız? Dijital pinlerden herhangi birisine bağlayabiliriz. Ki bu dijital pini kullanarak kodlamamızı yapabilelim arkadaşlar. Bunun yanında bize yardımcı olacak 2 tane elemanımız var. Bir tanesi arkadaşlar LED'imiz. Bu LED üzerine bir temas olduğunda, yani dokunduğumuzda yanacak. Yani yeşil renk yanınca olumlu bir olay, yani kapı açıldı anlamına getireceğiz. Bir de arkadaşlar servo motorumuz var bunun için. Servo motorumuzun bağlantısı nasıl? Üzerinde 3 tane renk kablomuz var. Bundan sarı olan arkadaşlar herhangi bir dijital pine bağlıyoruz. Daha sonra bu pin üzerinden de açısal hareketler yapıyoruz. Ortada arkadaşlar turuncu renk kablomuzu VCC'ye, yani 5 volta bağlıyoruz. En sonunda da arkadaşlar kahverengi kabloyu GND'ye bağlıyoruz. Bunu da yine dokunduğumuzda farklı açısallık yapacağız. Şimdi hemen bağlantımızı gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Bir önce dediğime göre hemen bağlantıyı yapıyorum şu şekilde. Evet, bağlantımızı gerçekleştirdik ve üzerindeki küçük yeşil LED'imiz yandı arkadaşlar şu şekilde. Yani bağlı olduğunu gösteriyor. Şimdi arkadaşlar kodlamamıza geçiş yapabiliriz. Mblock programımızı açtığımızda arkadaşlar ne yapacağız? İlk olarak robotlara gidiyorum ve buradan Arduino programı diyorum. Arduino programı çalıştığında ne yapacak arkadaşlar? İlk olarak bizim servomuzun ilk ayarını yapalım. Hemen aşağıya iniyorum arkadaşlar burada. Burada 9. servo pini ayarla diyor. Hemen bunu alıyorum. Ne yapacağız? Biz kaça bağlamıştık? 3'e bağlamıştık servoyu. 3. pinimizi 0 olarak ayarlasın arkadaşlar. Yani ilk baştaki ayarını da bilelim. Evet, 0 olarak ayarladıktan sonra ne yapacak? Sürekli tekrarlıyorum. Neyi tekrarlayacak arkadaşlar? Herhangi bir temasın olup olmadığını. Yani biz dokunmatik sensöre basıyor muyuz, basmıyor muyuz? Bunu kontrol edecek. Yine buraya bir koşul kullanıyorum. Sadece eğrisi alıyorum. İşlemlere gidiyorum arkadaşlar. Buradan bir tane eşitlik alıyorum. Ardından robotlardan ne yapacağız şu an? 9. sayısal pini oku diyorum. Biz arkadaşlar dokunmatik sensörümüzü 2. dijital pine bağlamıştık. O yüzden 2. sayısal pini oku dedim. Ve bu okuduğumuz değer 1'e eşitse, yani üzerine herhangi bir temas varsa diyeceğiz. Ne yapacak arkadaşlar? İlk önce benim servo değerimi değiştirecek. Yani 3. pine bağlı olan servoyu 90 derece olarak ayarlayacak. Bir de ardından 4. sayısal pini, LED'i de 4'e bağladık arkadaşlar. 4. sayısal pini yüksek yapacak. Tamam, bu iki olay gerçekleşti, basıldığını anladık. Ardından birazcık bekleyerek hemen kontrole gidiyorum. Buradan arasına bekleme alıyorum arkadaşlar. 2 saniyelik bir beklemeden sonra ne yapacak? Açıyı tekrardan 0 yapacak ve LED'imi de arkadaşlar söndürecek. Yani bir dokunmatik sensör kullanarak kapı olayını bu şekilde yapmış oluyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bu benim sadece bir küçük örneğim. Siz bu koşul içerisinde istediğinizi yazabilirsiniz. Diğer araçlarda çalıştırabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bağlan sekmesine gidiyorum. Ve COM4 bağlantımı gerçekleştiriyorum. Robotlardan kontrol edelim. Burası yeşil oldu. Bağlantımız gerçekleşti. Arduino'ya yüklüyorum arkadaşlar. Kodlarımız Arduino'ya yükleniyor. Evet, kodlarımız yüklendi arkadaşlar. Burada da açısal olarak kendini ilk başta ayarladı. Şu an sıfır yönüne bakıyor. Dokunmatik sensörüme dokunduğumda arkadaşlar yeşil LED'imiz yandı. Ve bizim servomuz 90 derece açıya geldi. 2 saniye bekledikten sonra tekrardan eski haline geçti arkadaşlar. Şu şekilde bir daha basıyorum. Gördüğünüz gibi aynı işlemi gerçekleştiriyorum. Herhangi bir temasta arkadaşlar ne yapıyor? Servomuz çalışıyor. Bunun dışında arkadaşlar herhangi bir iletken olan bir parçayla da dokunduğumuzda yine aynı işlemi yapabilir.
Örneğin şöyle bir hesap makinesi içinden söktüğüm tuş takımı arkadaşlar. Bununla üzerine bırakıyorum bir tane tuşu. Gördüğünüz gibi bastığımda altındaki kömür sayesinde arkadaşlar ne yapıyor? Benim iletimimi sağlıyor. Yani oraya bir temas olduğunu algılıyor arkadaşlar. Yani bu parçayla da arkadaşlar üzerine bir buton gibi çalıştırabiliyoruz. Şu şekilde temas yaptığımızda tekrardan kapımız açılıyor ve yeşil dediğimiz yanıyor arkadaşlar. Evet, dediğim gibi arkadaşlar dokunmatik sensör ile küçük bir uygulama yaptık. Bu videomuzun amacı dokunmatik sensörün bağlantısı nasıl oluyor ve kodlamasını nasıl yapabiliriz ile ilgili küçük bir örnek oldu arkadaşlar. Bu dersimizin sonuna geldik. Gelecek ders görüşmek üzere. İyi çalışmalar.